Yayınlarından herkese merhabalar, günaydınlar değerli izleyenler. Hayat Akarken programıyla karşınızdayız. Bugün köprü başındayız. Artık Eskişehir yüzünü göstermeye başladı. Havalar oldukça soğuk. Bizler de böyle montlarlayız. Güzel bir gün olsun dileyelim. Tabii bu sırada da İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı artıyor maalesef. En son 102 vatandaş olarak açıklandı AFAD tarafından. Bizler onlara Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyoruz. Enkaz altında kalan diğer vatandaşlarımızın da sağlıkla inşallah kurtulmalarını dileyelim. Ve bugün hemen konuğumdan bahsetmek istiyorum. Demokrat Parti İl Başkanı Hüseyin Özcan'la birlikteyiz. Başkanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler de maalesef ülke gündeminde üzücü olaylar yaşıyoruz. Evet. İyi olmaya çalışıyoruz başkanım. Evet, sizinle bugün pek çok konuya değineceğiz. Öncelikle pandemi sürecindeyiz bir yandan da. Üzücü bir deprem var ama pandemi sürecinde maalesef tüm dünya olarak atlatmış değiliz. Ben şunu sormak istiyorum. Bu süreçte hükümetimizin yürüttüğü politikalar oldu sağlık alanında tabii. Siz yeterli buldunuz mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce pandemi sürecini nasıl geçiriyoruz ülke olarak? Tabii sözlerime başlamadan önce bizi ekranları karşısında ve internet üzerinden izleyen tüm hemşehrilerimize, tüm Türkiye'ye, güzel Eskişehir'imizin güzel köprü başından iyi günler, mutluluklar ve sağlıklar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii tüm Türkiye'de olduğu gibi bütün dünyada da bu pandemi süreci yaşanmakta. Ancak buradan şunu söylemeden geçemeyeceğim. Öncelikle tüm sağlık personeline, hasta bakıcısından hemşiresine, doktoruna, emeği geçen herkese sonsuz minnet ve şükranlarımı sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Maalesef ki hiç beklenmedik bir şekilde geçen yıl Aralık ayının ortalarında Çin'de başlayan bu virüsün tüm dünyaya yayılımıyla zannediyorum milyonları buldu ölüm sayısı. Türkiye ülkemizde de 10 bin civarında kaybımız var. Resmi rakamlarla 10 bin civarında kaybımız var ki bu kayıp rakamlarına ben daha fazla olduğuna, Covid hasta sayımızın çok daha fazla olduğuna, Sağlık Bakanlığı'nın gerçek rakamları yansıtmadığına inananlardanım. Dolayısıyla bir sağlık politikası uygun bir şekilde yapılıyor mu? Bence sağlık personelimiz elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama biz biraz da sanki bu işi ihmal ettik gibi görünüyor. Özellikle 1 Haziran'dan sonra pandemi sürecinin bitirilmesi, sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasıyla beraber bu işin biraz artması ve hızlanması çoğaldı gibi görünüyor. Özellikle Kurban Bayramı'nda yasakların kaldırılmasıyla insanların birbiriyle olan temasları artmıştır. Dolayısıyla bugünlere geldik. İnşallah kısa sürede bu işten temizleniriz, kurtuluruz. Yalnız bir takım fedakarlıklar yapmamız mutlaka şart. Aylardır her platformda söylene gelen maske, mesafe ve hijyen konusuna mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz Avrupa'da tekrar sokağa çıkma yasakları ilan edilmeye başladı yavaş yavaş. Ülkemizde tabii bu tür şeyler yaşamak oldukça zor. Bunları görmek istemiyoruz. Ancak şunu tahmin ediyorum yaparsak biraz rahatlarız. Hiç olmazsa bir iki hafta 14 gün boyunca sokağa çıkma yasağı olarak değil, mahallemizden, sokağımızdan, evimizden çıkmayarak bu süreci çok daha kolay halledebileceğimizi düşünüyorum. Bu biraz da bizim elimizde gibi görünüyor. Biraz daha bilinç, biraz daha gayretle bu işi daha kolay atlatabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla yine buradan ben de bu mesajı vermek istiyorum. Lütfen herkes maske, mesafe ve hijyen kuralına uysun diyorum. Evet başkanım, tabii bu pandemiyle bağlantılı olarak eğitimde de belli bir süre uzaktan eğitim görüldü. Hala bazı günler devam ediyor.
Üniversite öğrencileri için yine uzaktan eğitim devam ediyor. Üniversite öğrencileri demek bizim şehrimiz için çok önemli demek. Bu noktada ne düşünüyorsunuz? Sizce öğrenciler uzaktan eğitimle mi eğitim hayatlarına devam etmeli yoksa örgün mü olmalardır? Yani uzaktan eğitim bana göre bir nevi pansuman eğitim gibi düşünüyorum ben. Şimdi uzaktan eğitimi alabilen öğrencimiz var, alamayan öğrencimiz var. Türkiye'de maalesef ekonomik şartlarının belirli seviyede olduğu ve ekonomik sıkıntılarını yaşadığı dönemlerde eğer insanların evinde internet, televizyon ve bilgisayar erişimi gibi sıkıntıları varsa uzaktan eğitim vermenin pek bir anlamı yok. Bugün eğer milli eğitim sistemi iki ileri bir geri şeklinde yürüyorsa 18 yıldan beri Türkiye'de 18 kere milli eğitim sistemi değiştiyse bu sistemin artık yürümediği, yeniden bir yapılanmaya ihtiyaç olduğu anlamına gelmektedir. Şimdi uzaktan eğitimi geçici süre evet yapabilirsiniz ancak eğitim ve öğretim farklı şeydir. Yüz yüze eğitimin verdiği öğreti hiçbir şekilde öğretemeyiz çocuklarımıza. Şimdi çocuklarımızın bir kısmı okula gidiyor, bir kısmı okula gitmiyor. Zannediyorum 11. sınıflar, 7. sınıflar evdeler şu an. Şimdi bu çocuklarımız eğer evdelerse hiç sokağa çıkmıyorlar mı? Sokakta arkadaşlarıyla oynamıyorlar mı? Ben şuna da inanıyorum. Öğretmenlerimizin bu konuda, idarecilerimizin bu konuda ciddi manada hassasiyet gösterdiklerini ve göstereceklerini biliyorum. Bence uzaktan eğitim yerine mesafeli eğitim diyelim buna biz. Yani en azından bütün okulu aynı saatler içinde çocukları derslere sokmak yerine 5'er dakika 10'ar dakika aralıklarla derslere sokarak 5'er 10'ar dakika farklı zamanlarda teneffüslere çıkararak sınıfları bölerek belki ikili eğitime tekrar geçerek bir takım şeyleri çözebiliriz gibi geliyor. Ancak kayıp bir neslin olmasından endişe ediyorum. Mart'ın 12-13'ünden beri tahmin ediyorum ben de öğrenci çocukları olan, okuyan çocukları olan bir veli olarak 12-13 Mart'tan beri okula gitmeyen yaklaşık 8 aydır okul yüzü görmeyen çocuklarımız var. Ama buna rağmen çok yoğun talep olduğu için EBA sistemi çöktü diyen de bir Milli Eğitim Bakanımız var maalesef. Dolayısıyla Türkiye'de bir takım işler Arap saçına dönmüş, karma karışık bir hal almış. Bu süreçte kurslar da açık mesela. Tabii şimdi bugün AVM'leri açıyorsunuz, sokakları açıyorsunuz, kahvehaneleri açıyorsunuz, kafeleri açıyorsunuz, restoranları açıyorsunuz, okulları niye açmıyorsunuz? Bugün Almanya'da, Fransa'da her yer kapalı, okullar açık. Bugün Fransa'da öğrencisini okula götüren velilerin sokağa çıkma hakları var. Yani her yeri kapatırken, her yeriniz açıkken okulları kapatmanın da çok bir anlamı yok gibi görünüyor. Ben bugün özel okullarından devlet okullarına kadar tamamının, çünkü bizim en büyük hassasiyetimiz çocuklarımız ve sağlığımızdır. Tüm kurumların bu konu üzerinde çok ciddi çalıştıklarını düşünüyor, görüyor ve inanıyorum. Dolayısıyla okulların kapanmasının şu an için gerçekten sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Üniversitelere gelince üniversite konusunda biraz daha farklı düşünüyorum ben. Evet, Eskişehir bir öğrenci kenti. Ekonomisinin büyük bir kısmı öğrenciye dayalı bir ekonomidir. Ancak evlerde kalan öğrenciler ve yurtlarda kalan öğrencilerimiz var. Bugün eğer devlet yurtlarında ve özel yurtlarda 6 tane öğrenciyi, 8 tane öğrenciyi tek odada barındırma imkanınız varsa bu biraz daha riskli bir durum gibi görüyorum. Açılmasın mı? Açılsın, fakat öğrencilere konaklama anlamında bulaşı daha seyrek olabilecek ya da bulaşı daha az olabilecek bir pozisyon yaratarak üniversitelerin de açılmasından yanayım. Kapanarak nereye kadar bu işi sürdüreceğiz? Okulları açmıyorsak, okullar haricinde her yeri açıyorsak bu işin bir çözüm olacağına inanmıyorum ben. Belirli tedbirler, belirli şartlarla, sokağa çıkma yasağı olmadan bile bu işin en azından bir kısmının önlenebileceği, sadece 14 günlük bir fedakarlıkla, hepimizin yapacağı fedakarlık ki biz aylarca hepimiz yaşadık evimizden çıkmadan, 14 günlük kısa bir fedakarlıkla bu işin çok alt seviyelere düşürebileceğine inanıyorum.
Peki başkanım, pandemiden biraz uzaklaşalım. Biliyorsunuz İzmir depremi, programın başında da söyledik. Eskişehir'den de hissedildi. Eskişehir için, hatta tüm Türkiye için yine böyle söylentiler oluyor. Özellikle tam da deprem zamanında biz de yaşayacağız. Günü gelecek aynı şeyleri biz de yaşayacağız diye. Siz bu noktada Eskişehir'i nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce olası bir depreme hazır mıyız şehir olarak? Öncelikle İzmir'de yaşadığımız depremle ilgili tüm İzmirli hemşehrilerimize ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabii çok canımız yandı. Zannediyorum an itibariyle 102 kaybımız var İzmir'de. 1000 civarında yaralımız var. Tabii bu arada sevindirici İdil kardeşimizden, Elif çocuğumuzdan sevindirici haberler aldık. Tabii bunlar bu tür süreçlerde yüzümüzü güldüren, biraz bize nefes aldıran şeyler. Ancak sadece İzmir ve Eskişehir anlamında değil, tüm Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu bilerek şunu söylüyorum. Sadece İzmir değil, sadece İstanbul değil, tüm Türkiye depreme hazır değil kanısındayım. Özellikle 2 yıl önce başlatılan bir imar affı çalışmasında biz biliyoruz ki Eskişehir'de bile birçok otoparklar çevrilerek iş yerine döndü. Burada bir takım yetkilerin belediyelerden alındığını görüyoruz. Hatta bu konuyla ilgili çeşitli belediyelerle vatandaş arasında çeşitli mahkemelerin söz konusu olduğunu da biliyorum. Şimdi evinizin altına otopark olarak yapmışsınız. Sonra bir imar affı çeviriyorsunuz. İmar affına geçiriyorsunuz. Ardından da otoparkı bozup belirli bir ücret yatırdıysanız dükkana çevirebiliyorsunuz. Hem şehirlerde otopark sorununu arttırmış olacaksınız. Hem şehirlerde kayıt dışı iş yeri sahibi olmuş olacaksınız. Hem de gayri resmi olarak da para etmeyen otoparklarınızı ticari alana çevirip para kazanır hale bazı yer sahiplerini getirir olacaksınız. Dolayısıyla ben Eskişehir'de de 99 depremini Eskişehir'de iyi, şiddetli bir şekilde hissetmiş birisi olarak hazır olmadığımızı düşünüyorum. Yaklaşık 18 yıldan beri 2 trilyon doları asfalta, betona yatıran bir hükümetin deprem hazırlığıyla ilgili en ufak bir adım atmaması, sadece işte 2 yılda bir, 3 yılda bir deprem çalıştayları yaparak aslında hiçbir şey yapmadıklarını hepimiz görüyoruz. Biz yıllarca Eskişehir'de de bağırdık. TOKİ'nin şu an kurulduğu yerlerle ilgili buralara yapılmasın. Şehrin çeşitli yerlerine, şehrin içine serpiştirerek yapılsın. Hem kaliteli binalarımız olsun, hem insanları daha uygun şartlarda, daha medeni şartlarda yaşatabilecek binalarımız olsun diye bölgeler gösterdik. Bölgeler tarif ettik. Bununla ilgili çeşitli şeyler söyledik. Ancak demek ki bizim aklımız bir şeylere yetmiyor. Demek ki biz bir şeyleri dinletemiyoruz. Demek ki üst akıl denen akıl bizden daha çok şey biliyor. Ki şu ana kadar İstanbul'da da, şöyle söyleyeyim hatta, İzmir depreminde 6.6 ile 7.1 arasında olduğu hala tartışılan İzmir depreminde bile bugün İstanbul Avcılar'da hasar görmüş binalar vardır. Yani o 6.6'nın ya da 7.1'in İstanbul'a yansımasının Richter ölçeğini ben bilemiyorum. Ancak eğer İzmir'deki depremden Avcılar'daki bina hasar görebiliyorsa artık bu işin vahametini hep beraber düşünmemiz lazım diye paylaşıyorum sizinle. Evet başkanım, geçtiğimiz aylarda AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan bir toplantı düzenlemişti. Hatta evet, sonrasında korona pozitif olduğu ortaya çıkmıştı, evet, vesaire. Tüm il başkanlarını en son bir arada sanıyorum ki orada gördük. Evet. Bu toplantıdan sonra da sizinle tabii konuşamadık. Nasıl geçti? Faydalı buluyor musunuz sizce şehirdeki siyasi partilerin il başkanları bu şekilde ara ara toplantılar yapmalı mı? Evet, tabii zannediyorum Ağustos sonuna doğruydu. Sayın AK Parti İl Başkanı arkadaşımız Zihni Çalışkan Bey'in nazik bir kahvaltı davetine katıldık 6 il başkanıyla beraber. Yaklaşık 2-2,5 saat süren, çok da faydalı olduğunu düşündüğüm, Eskişehir'in çeşitli sorunlarını masaya yatırabildiğimiz, farklı görüşlerden, siyasi görüşlerden il başkanı arkadaşlarımızla beraber şehrin sorunlarıyla ilgili ciddi tartışma ve uzlaşma zemini bulabildiğimiz bir görüşmeydi.
Tabii ardından da Zihni Bey'in testinin pozitif çıkmasından sonra biz de kendimizi izole ettik diğer il başkan arkadaşlarımızla beraber. 2 hafta kapattık. Ardından yapılan testlerimiz negatif çıktı. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bu arada tekrar Zihni Bey'e buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. O süreçte de hem kendisiyle hem diğer il başkan arkadaşlarımızla sık sık görüştük. Çok şükür ki herhangi bir sıkıntılı durum yaşanmadı. Tabii bu tür toplantılar ve görüşmeler çok iyi şeylerdir. Ben her zaman şehrin ortak akılla idare edilmesi gerektiğini savunanlardanım. Gerek belediyecilik anlamında, gerekse genel hükümet, genel yönetim anlamında. Şimdi bir belediye başkanı olabilirsiniz şehirde. Aynı belediye başkanının hem fen işleri müdürü, hem imar daire başkanı, hem temizlik müdürü, hem sağlık müdürü, hem bir şey olması gibi bir şey söz konusu değildir. Şimdi iktidar sarhoşluğu denen ya da iktidarın gözü kapatması denen bir takım şeyler vardır. Her şeyi çok iyi yaptığını zannedebilirsiniz ama yaptıklarınızın arkasında bir takım mağduriyetler mutlaka olacaktır. Biz bu mağduriyetleri gören insanlarız. Çünkü muhalefet her zaman iktidarın müfettişidir. İktidarı sorgulayandır. Sözünü söyleyeceğini iktidara duyuramayan insanlar muhalefete müracaat ederler. Dolayısıyla bizde her zaman iktidardan daha çok bilgi olur bir takım konular hakkında. Biz de bu süreçte iktidar partisi il başkanına Eskişehir'in bir takım sorunlarıyla ilgili sıkıntıları, olması gerekenleri aktardık. Kendisi de bu minvalde bir ortak aklın her zaman süre gelmesi konusunda görüşlerini bildirdi. Ancak bu pandemi sürecinde, bu korkulu zamanlardan sonra bu görüşmeye ara verdik. Ama inşallah ilerleyen zamanlarda bu tür görüşmelerin, ortak akılla bu tür görüşmelerin devam edeceği düşüncesindeyim. Hala da diğer il başkanı arkadaşlarımız dahil hala telefonla görüşme imkanlarımız devam ediyor. Zaman zaman gördüğümüz aksaklıkları hem belediye anlamında hem merkezi hükümet anlamında il başkanlarımıza aktararak sorunun çözülmesi anlamında gereken şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Evet başkanım, o toplantıdan sonra tabii özellikle biz basın mensuplarının her hafta takip ettiği Demokrat Parti'nin haftalık pazar toplantıları artık olmuyor. Ne zaman yapmaya başlayacaksınız? Şimdi tabii o pazar toplantılarına biz bu pandemi sürecinde ara verdik. Daha sonra 1 Haziran'dan işte Ağustos'un sonuna kadar tekrar her pazar yapmaya devam ettik. Ancak salgının artmasından dolayı biz de bir müddet tekrar ortalık rahatlayana kadar ara verme kararı aldık. Biz de çok özledik. Hem sizi çok özledik, hem partilerimizi çok özledik, hem hani tabiri caizse dilimiz şişti, söyleyeceğimiz çok şey birikti şehirle ilgili, ülke gündemiyle ilgili. İnşallah kısa sürede bu işi atlattığımızda pazar toplantılarını yapmaya devam edeceğiz ki bu bizde gelenektir biliyorsunuz. Yaklaşık 50 yıldır her pazar bayram, seyran, kar, yağmur, çamur demeden biz her pazar toplanır. Partilerimiz de hem hasret giderir, hem onların dertlerini dinler, hem şehrin sorunlarıyla ilgili, ülkenin sorunlarıyla ilgili söylememiz gerekenleri mutlaka söyleriz. Biz de partilerimizi özledik, sizi özledik. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşmek ümidiyle. İnşallah atlatalım bu pandemi sürecini diyelim. İnşallah. Evet, Demokrat Parti tabii bu süreçte kongrelerine de devam ediyor. Nasıl geçiyor kongre süreci? Eskişehir'de bir kongre olacak mı? Şöyle, Eskişehir'de şu an için bir kongre süreci yok. Biz bizim yöneticilerimiz, teşkilatlarımız 3 yılına seçilir. Biz 2019 yılında 19 yılının başından beri tüm kongrelerimizi tamamladık. 2021-2022 döneminde kongrelerimizi tekrar yapacağız. Ancak Eskişehir'de böyle olması tüm Türkiye'de böyle olduğu anlamına gelmiyor. Demokrat Parti doğudan batıya, kuzeyden güneye, kapı kapı, ilçe ilçe, belde belde gezerek kongrelerini yapmakta ve yapılanmasına devam etmektedir. Bu süreçte de şunu gördük ki, evet, Türk halkı,
Türk vatandaşı Demokrat Parti'yi hakikaten özlemiş. Yaptığımız her kongredeki Afyonkarahisar Milletvekilimiz ve Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal Bey en ücra köşedeki ilçe kongrelerimize kadar katılıp halkının, vatandaşının sorunlarını dinleyerek onlarla, onların dertleri hemhal olarak yeniden Demokrat Parti iktidar yapmak için elinden geleni yapmaktadır. Bu hepimiz için böyle böyledir, geçerlidir. Dolayısıyla Demokrat Parti 1946'dan beri 1946'da kurulmuş, 1950'den beri yaklaşık 50 sene memleketin yönetilmesinde bir şekilde söz sahibi olmuş. Bugün satılanların, bugün özelleştirilenlerin neredeyse %100'üne yakınını yapmış. 1950-60 arası Adalet Partisi'nin, Demokrat Parti'nin, 60 ile 80 arası Adalet Partisi'nin, 80 ile 2007 arası Doğru Yol Partisi'nin, 2007'de biliyorsunuz Vatan Partisi ve Doğru Yol Partisi'nin birleşimiyle biz Demokrat Parti adını aldık. Bu süreç içinde partimizin ülkeye yaptığı hizmetleri, yaptığı işleri herhalde sizinle bir 25-50 program falan yapmamız lazım ki ancak anlatabiliriz diye düşünüyorum. Binlerce baraj, on binlerce fabrika, binlerce kilometre yol, demir yolları, limanlar. Bunların tamamı da Demokrat Parti'nin, Doğru Yol Partisi'nin ve Adalet Partisi'nin izleri vardır. Tabii gençler biraz apolitik yetişiyorlar maalesef ki. Gençlere şöyle söylüyorum ben. 1950 ile 60 arası kara çarıktan, kara lastikten, kara trenden kurtaran partidir Demokrat Parti ülkeyi. 1960 yılında 27 Mayıs'ta kadersiz bir gün benim için. 1960'da bir askeri darbeyle bir başbakanını ve iki bakanını şehit vermiş partidir Demokrat Parti. 1960 yılından sonra 71 muhtırasına maruz kalmış. O da bir nevi darbedir, partidir. Adalet Partisi'dir. 1980'de yine askeri darbeye muhatap olmuş Adalet Partisi. Ardından 1983'te kurulan Doğru Yol Partisi. Bu süreçte 28 Şubatlar, FETÖ terör örgütünün partimiz üzerinde kurduğu oyunlar, daha önce yapılması planlanan Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi birleşmesi üzerine kurulan kumpaslar, yani anlatılacak o kadar çok şey var ki şöyle söyleyerek bu konuyu bitirmek istiyorum. Bugün gittiğimiz yolda, çalıştığımız fabrikada, sizin de ise babanızın, babanızın değilse dedenizin eve getirdiği ekmekte Demokrat Parti'nin mutlaka bir emeği vardır diye söylüyorum. Demokrat Parti 74 yıl önce kuruldu. 74 yıldır var. Bundan sonra da var olmaya devam edecektir. Başkanım, tabii bu süreçte yeni partiler de kuruldu. Deva Partisi, Gelecek Partisi gibi. Bu partilerin ilerleyen zamanlarda nerede görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla tabii o konu hakkında çok bir şey söylemem uygun olmaz. Netice itibariyle ben bir siyasi partinin il başkanıyım. Particilik zor iştir. Bu iş gönül işidir. Particilik para kazanma makamı değildir. Particilik para harcayacağınız yerdir. Dolayısıyla yeni kurulan partilere de yollarında başarılar dilemekten başka söyleyeceğimiz bir şey yoktur. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin diyorum. Peki başkanım, programımızın da tabii yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak ben size Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nı son dönemde nasıl buluyorsunuz? Bununla ilgili bir değerlendirme istiyorum. Şimdi Cumhur İttifakı Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurduğu bir ittifaktır. Geçenlerde Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nın devam edeceğine dair söylemleri vardır. Ama Millet İttifakı'na gelince, Millet İttifakı sadece bir seçim dönemi için kurulmuş bir ittifaktır.
Artık bundan böyle Türkiye'de Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ayrıca bir üçüncü cephe açılacağına inanıyorum. Ve bu cephenin de liderinin Demokrat Parti olacağını söylüyorum. Yanınızda peki kim olacak başkanım? Bunu zaman gösterecek. Bunu zaman gösterecek. Biliyorsunuz rahmetli Demirel'in çok güzel sözleri vardır. Bu siyasette 24 saat çok büyük zamandır diye. Yarın ne olacağını bilemeyiz ama 24 saatte çok uzun bir süredir siyasette. Dolayısıyla ben artık Türkiye'nin iki cepheli siyasetten daha çok üçüncü bir cephe, üçüncü bir demokrasi cephesinin açılacağına inananlardanım. Dolayısıyla artık insanları ya da siyasi partileri o cepheye yakın, bu cepheye yakın diye ayırmaktan öte ya da ondan uzaklaştırmak, öteki siyasi partiyi başka bir siyasi partiye yakınlaştırmaktan öte insanların rey tercihlerini, oy tercihlerini rahatça kullanabileceği, kendini en güzel ifade eden siyasi partiye oy verebileceği ve bunun Demokrat Parti adı altında Demokrat Parti'nin kurduğu bir cephe altında olacağını şimdiden söyleyebilirim diye düşünüyorum ben. Evet başkanım, son olarak Eskişehirlilere neler söylemek istersiniz diyelim, programımızı kapatalım. Doğma büyüme Eskişehirli birisi olarak bir kere Eskişehir'i çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Tabii bizim çocukluğumuz ve gençliğimizin bir kısmı hani odun pazarında geçti. Biz odun pazarı deriz oraya hala. Tabii Eskişehir güzel şehrimizdir bizim. Vazgeçilmezimizdir. Eskişehir'den ayrıldığımızda ben ayrıldığımda nefesimin kesildiğini hissederim. Ben Eskişehir'de daha rahat nefes aldığımı düşünürüm. Tabii bu Eskişehir halkı bilinçlidir. Eskişehir halkı kültürlüdür. Eskişehir halkı akıllıdır, zekidir, çalışkandır. Eskişehir halkı Atatürkçüdür. Eskişehir halkı ne ben görüyorum. Bu pandemi döneminde şimdi şurada konuşurken bile gelip geçici insanlara bakıyorum. Maske konusunda ne kadar dikkatli olduklarını buradan görüyorum. Bu mühalde de biraz daha sabır, biraz daha dikkat diyorum. Ve bizi izlemeye devam etsinler diyorum. Demokrat Parti, eski adımızda Doğru Yol Partisi bu şehrin geçmişinde vardı. 1950'den beri her dönem hemen hemen temsil edildi. Bundan sonra da Eskişehir'in geleceğinde de olacaktır. 1994-99 arası 3 belediye başkanlığını aldığımızda Eskişehir'e ne kadar hizmet ettiğimizi şöyle bir yaşı hemen hemen bizimle olanlar ve bizden biraz daha büyüklerin düşünebileceklerini, görebileceklerini tahmin ediyorum. Çok kısa bir şey söyleyerek tamamlayayım. Şimdi bakınız, 1994'te biz belediyeyi Doğru Yol Partisi olarak 3 belediye aldığımızda Eskişehir'in ciddi altyapı sorunları vardı. Hani hep söylenen çamur sıkıntımız vardı, kanalizasyon sıkıntımız vardı. Rahmetli, buradan değinmeden geçemeyeceğim, ismini almadan geçemeyeceğim, rahmetli Aydın Arat Bey'in üstün gayret ve çalışmalarıyla 1994'ten vefat ettiği 1997 yılına kadar 63 mahallenin 58 tanesinin altyapısını bitirmiş rahmetli Aydın Bey. Eğer bugün Eskişehir'de kanalizasyon sıkıntısı olmadan, çamur sıkıntısı olmadan yaşayabiliyor isek, eğer Eskişehir'de bugün altyapıya para harcanmıyorsa yeni kurulan mahalleler hariç, bu bizim yaptığımız yatırımlarla, bizim öngörümüzle yapılan şeylerdir. Dolayısıyla halka hizmet hakka hizmettir düşüncesiyle çalışan insanlarız biz. Bundan sonra da Eskişehir'de inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da varlığımızı en üst düzeyde sürdürmeye, göstermeye devam edeceğiz. Peki başkanım, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben de bu fırsatı bana verdiğiniz için, bu serin fakat ısınmaya başlayan Eskişehir sabahından tüm Eskişehirli ve hemşehrilerimize, bizi dünyanın her tarafından izleyen, Türkiye'nin her tarafından izleyen partililerime ve Eskişehirli hemşehrilerime sonsuz saygılarımı arz eder. Sağlıklı, mutlu günler dilerim efendim.
Çok sağ olun başkanım. Evet değerli izleyenler, bugün köprü başındaydık. Hayat Akarken biliyorsunuz her gün bir farklı noktadan sizlere sesleniyor. Yarın yine farklı bir noktada olacağız. Şimdilik hoşça kalın, mutlu günler.